Efendim günaydın. Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Umarım her zaman olduğu gibi güzel haberler alırsınız diyelim. Evet, güzel haberler alacağınız bir hafta sonu olsun. Çünkü haftanın son iş günündeyiz. İyi bir hafta sonu geçireceğinizi ümit ediyoruz. Dedin getirdin he. Başından beri bu hafta. Hadi bugün salı. Bu hafta da bitiyor. Daha pazartesi günü başladı. Bu hafta da bitecek sonunda. Ay, öyle mi oldu? Aynen. Sonra sona yaklaşıyoruz. Vallahi sona geldik. Perşembe günü oldu. Bakın yarın son gün ve bugün işte Selda'nın beklediği gün. Ne yapacaksanız yapın, hafta geldi. Bitti. Onu demek istedim. Ve senin söylediğine göre karlı bir hafta sonu geçireceğiz. Evet. Bolu 38 yılın şöyle diyeyim 1993'ten bu yana yaşadığı kar yağışının rekorunu kırmış. Öyle mi? Bir kar inanılır gibi değil. Ama her nasıl yerde fotoğraflar çok var. Gerçekten. Keşke İstanbul'da birazcık görse, değil mi? Doğal görecek kaynaklara yani. Karışsa. Ama dikkat edin, bugün yani bu gece cumartesi sabahına doğru ilerlerken kar yağması bekleniyor. Bir dakika, Murat Hoca çok iddialı. Bak normalde hava durumuyla ilgili evet, iddialar doğru, bana sen ait yaparsın, olur. Doğru. Murat Hoca nedense, nereden aldın ya bilgileri? Bilmiyorum, hava durumunu bu ara çok dinledim ben. Bayağı neden eminim. Bilmiyorum ama hep öyle diyorlar yani pazartesi falan bayağı yoğun olacakmış. Evet tabii yağsın diyoruz İstanbul ama. İstanbul için söylüyor. Zaten Anadolu'nun pek çok yerinde halen hakikaten Selda'nın söylediği gibi bayağı yoğun bir kar yağışı var. Her yer bembeyaz olmuş zaten. Hani yeteri kadar hayat zorlaşmış gibi yani, görünüyor. İstanbullular da bunu çekecek gibi birkaç güne. Hava şartları normale dönsün istiyoruz, böyle kar yağsın istiyoruz ama bir taraftan tabii giyecek, yakacak, barınma sorunu yaşayan vatandaş onlar ve hayvanlarla tabii, ilgili tabii. De elimizden geleni yapmayı unutmayalım. Bunu hep hatırlatıyoruz sokakta, evet, yolda, evet, trafikte evet. Gördüğümüz zaman. Şimdi küçücük bir ipucu, 5 tane çorap koyun mesela arabanın yan koltuğuna, torpidoya. Çorap mı? Çorap, eldiven. Söylenmez yapılanlar ama mesela yolda gidiyorsun, trafik ışıklarında görüyorsun ihtiyaç sahiplerini. Camı açıp tamam. Çorap verip eldiven verdiğinde mesela doğru, çok, çok güzel bir yardım ne oluyor. Ne güzel bir hareket. Tabii tabii, yapın öyle. Çok güzel. Evet, çok bu güzel. Aklıma gelmişken önerdim. Başlayalım. Güzel, bugün çok güzel bir gün. Cuma çünkü bol bol soru yanıtlayacak Murat Hoca. Sizin hafta boyunca sorduğunuz soruların yanıtını cumaları bayağı vaktimiz olduğu için yayınlıyoruz, cevaplıyoruz. Tıbbın gizemli hikayelerinde bugün maskelerin tarihine bir bakacağız. Evet. Çok ilginç maskeler var. Kaç bin yıla dayanıyormuş? Oo, anlatacağız birazdan. Neyse hepsini öğreneceğiz. 60 bin değil demeyelim ama yani sonuçta maskeler hep var olmuş. Hani illa korumak amaçlı değil de tiyatroda çok kullanılmış zamanında. Kadınlar genellikle neyse onları şey yapmayayım. Tamam hadi hepsini bölüm geldiğinde görelim. Göz hastalıkları uzmanı tam profesör. Tam televizyoncu işi oldu ya. Ne oldu? Hani böyle işte kadınlar günü yapıyor ama sonra anlatırız. Hiçbir yere ayrılmayın az sonra. Profesör Doktor Nebahar Tamçelik hocamız da gelecek, bize bugün glokomu anlatacak. Başka neler göreceğiz? Hadi gelin izleyelim. Göz tansiyonu olarak da bilinen glokomda erken tanının önemi nedir? Glokomu olan hastalarda ne gibi şikayetler ortaya çıkar? Glokom riskini artıran faktörler nelerdir? Glokom görme kaybına neden olabilir mi? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nevbahar Tamçelik, glokom hakkında merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Covid-19 pandemisinin en belirgin sembolü maskeler oldu. Salgınla birlikte hayatımıza giren maskelerin tarihteki yolculuğu ne zaman ve nasıl başladı? Veba salgınındaki gagalı maskelerden günümüzün medikal maskelerine nasıl gelindi? Profesör Doktor Murat Aksoy, tıbbın gizemli hikayelerinde bugün maskelerin tarihini anlatacak. Birazdan Doktorum Yanımda da. Evet sevgili izleyiciler, haftanın son iş gününde tekrar beraberiz. Murat Hoca haftanın son iş günü gelsin diye. İnanamadı. Bir türlü inanamadı. Valla son artık ya Selda. Geldi. Kendini ikna etmeye ayın çalıştı. Kaçı? Bugün son. 21. Aynen. 21 Ocak. Evet ilk haberimiz şöyle. Şimdi biz yani pandeminin başından beri gerçekten oturup
yaşanılanları kitap yazsak yazacağız. Çünkü alınan kararlar, bozulan kararlar, vazgeçilen uygulamalar, tekrar kısıtlamalar, maske tak takma, aşı ol olma, aşı karşıtları mı vardı? İşte maskenin bez takalım mı bilmem ne falan filan. Aşıyla ilgili de çok büyük yan etkiler olduğu, konu komşudan yayıldığı, olmak istemiyorum diyenler oldu. Aa, aşısızsan görüşmeyelim diyenler oldu. Aşıyla ilgili, yan etkiyle ilgili ABD'de yapılan yeni bir araştırma var. Biraz daha içinize, yüreğinize su serpelim. COVID-19 aşısı sonrası ortaya çıktığı düşünülen yan etkiler. Dörtte üçüne yakınının aşıdan değil de plasebo etkisinin olumsuz versiyonu, yani nesebodan kaynaklandığı ortaya kondu. Murat Hoca daha güzel açıklar. Detayını çok okumayayım ben. Plasebo dediğimiz etki neydi hocam? Şimdi esasında psikolojik olan etkilere denebilir, hani plasebo denebilir. Bir örnekle açıklayalım. Yani şöyle, mesela bir çalışma yapıyorsun. Diyorsun ki kardeşim, ben sana ilaç ya da nişasta tableti vereceğim. İki gruptan bir tanesine düşeceksin. Sen de bana baş ağrın olursa söyle diyorsun mesela, veya işte mide bulantın olursa söyle. Hani sonuçta bu ilacın böyle bir yan etkisi var aslında, olabilir diye biliniyor mesela. Diyelim ki mide bulantısı veya baş ağrısı. Sana mesela ilacı veriyoruz. Sen diyorsun ki ay, ben ilacı aldıktan sonra hemen başım ağrımaya başladı, midem bulanmaya başladı. Şimdi halbuki bakıyoruz, sen mesela aslında ilaç grubunda değilmişsin zaten. Sen nişasta grubundaymışsın ve nişastanın baş ağrısıyla bu mide bulantısı yapma ihtimali yok. Halk arasında psikolojik de deniyor ya buna. Evet, o yüzden hani kabaca. Yani ha, o yüzden plasebo etkisi bu deniyor gibi görünüyor. Yani sen kendini o kadar şartlıyorsun ki, böyle işte ben bu ilacı alırsam sonrasında bir şey olacak diye, vücudunda esasında onu sana taklit ediyor. Plasebo, evet, dediğim ben şey bu. Ben sana bir tane şeker vereceğim. Diyeceğim ki bak, hiçbir şeyciğin kalmayacak birazdan. Hakikaten baş ağrısının geçtiğini söyleyeceksin. Doğru, gibi. Doğru, doğru. Bu, plasebo etkisi. Evet, bu plasebonun olumsuz versiyonu da nesebo. Nesebo etkisi dediğimizde... Nosebo. Nosebo. No. Nosebo. Yok yani, yok anlamında. Nesebo mu dedim ya? Nosebo. Ben aşı oldum. Eyvah, yan etkileri var bende diye düşünmek. Evet evet, yani şimdi enteresan, böyle bu bir tıp dergisinde yayınlanmış. Bu arada tabii o da enteresan, böyle bir çalışma yapmışlar. Şimdi bak, 45 binden fazla kişiyi kapsayan bir çalışmaymış bu. Plasebo alan kişilerin %35'inden fazlası ilk dozdan sonra ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi sistemik yan etkiler bildiriyor. Yani nişastayı alan kişi diyelim. Hiç ilgisi olmamasına rağmen, yani yapılan su olmasına rağmen, ateş, baş ağrısı, yorgunluk gibi semptomları ortaya koymuş plasebo grubundakiler. Kesinlikle bu araştırmaya katılıyorum. Çünkü belki de hiçbir kemik ağrısı, bir yorgunluk yapmıyor. Ama aşı oldum, iki gündür uyuyorum. Aşı oldum, her evet, yanım ağrıyor. Doğru. Tamamen beklenti galiba bu. Bir de şey oldu ya Selda, sürekli böyle birbirimize de gaz verdik. Aman işte ikinci aşı çok zor geçiyor, çok ateş oluyor, çok yorgunluk oluyor vesaire vesaire. Bunları dedikçe tabii insan şartlanıyor aslında. Beyin öyle enteresan bir şey ki. Hani evet, o kadar taklit yeteneği yüksek ki. Kesinlikle. Bunların hepsini yapabiliyor yani. Sen plasebo grubuna girmiş olsan da onları hissediyorsun yani. Rahat olun yani. Bu haberden çıkaracağımız, evet, evet, galiba. Ya illaki yan etkisi var bu arada. Yan etkisi yok demiyorum. Tabii. Yani. Sonuçta her şeyin bir yan etkisi var. Araca bindiğin zaman ne oluyor? Araç tutuyor seni. Nedir o? Taşıt tutmanın yan etkisi. Taşıt kullanmanın yan etkisi işte yani. Evet, evet. O yüzden kendinizi şartlamayın. Hiçbir şey olmayacak. Gideceğim, aşımı olacağım, geleceğim gibi düşünün. Biz bahsettiklerimiz hafifler tabii. Çok büyük böyle, yok pıhtı atması, kalp krizine sebep oluyormuş. Bu duyumlardan ötürü de kaçanlar oluyor aşılardan. Bunlara da çok kulak asmayın. Hele hele risk grubundaysanız. Evet. Şimdi Hong Kong. Hong Kong'dan da bahsetmedik galiba bayağıdır. Evet. Uzak Doğu'ya gidelim. Evcil hayvan dükkanındaki çalışanın, evet, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaklaşık 2000 küçük hayvanın itlaf edileceği açıklanıyor. Ama neden? Söz konusu evcil hayvan dükkanı çalışanında COVID-19'un delta varyantının tespit edildiği ve Hollanda'dan ithal edilen birkaç farenin de testlerinin pozitif çıktığı aktarılmış. Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi yetkilileri şehirde evcil fare satışı ve küçük memelilerin
ithalatının da durdurulacağını belirtiyor. Enteresan. Öte yandan tedbir kapsamında 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşteriler zorunlu karantinaya alınacakmış. Ve fareler itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilecek. Hamster'dan mı bahsediyor hocam? Evcil fare diye bir albinolar tanım var mı ya? Ha, albinolar var. O biraz, ha, evet, o da fare. Evet. Yani bu arada şeyde nasıl bir yer, ben anlamadım ya. Pet shop dediği 2000 tane küçük hayvan var diyor. Nasıl bence, bir pet shop? Ya, acaba şey midir? Yok, toplam yaklaşık 2000 küçük hayvan itlaf edilecek. Ben öyle anladım. Yani sadece orada değil. Çünkü satın alınanlardan tut da. Yani o zaman Hollanda'dan gelen o grup. O gruptur tabii. Ya, 2000 tane hayvan hangi dükkana sığar? İşte onu dedim yani, hayvanat öyledir bahçesinde yok o kadar. Evet. Evet, yani bilmiyoruz, belki bunlar laboratuvar hayvanı, hani evcil, şimdi doğa, yani bu hamster, bu hamster ya, evcil fare işte. Bu fare ya. Fare. Yani şey. Desenine bak. Yalnız Gözde de hani bir fareyi nasıl bu kadar sevimli bulmuş da hazırlamış, bravo yani. Gözde eline sağlık, ama ben çok beğendim. Yani beğendim ben, çok sevimli buluyorum. Çok tatlılar. Evet. Vardı. Uğraşıyor dönem... Gözde de bu arada. Teşekkür ederiz ona da. Evet, çok teşekkür ederiz. Bizim montaj ekibimiz. Bir dönem hamster var. Yani bu evcil fareler popülerdi böyle. Vardı bizde de. Morulu veriyorsun. Çift taraflı yiyor. Böyle bizim gibi burada yemiyor mesela. Morulu ağzına alıyor. Şurada. İkisini yani de çiğniyor. İkisini böyle diye yiyor ve o böyle gidiyor. Düşünsene insan onun öyle beslendiği. Ya çünkü biz normalde buradan buraya alırız, buradan buraya alırız. Bir de çene eklem hareketimiz biraz şöyledir yani. Hani değirmen taşı gibi öğütürüz. O zaman hamsterinki böyle. Enteresan. Evet, ilginç. Evet, şimdi sorulara geçelim. Çok sorumuz var bugün. Hadi bakalım, Murat Hocam'a neler sordunuz? Merhaba hocam, iyi yayınlar diliyorum. Mide zarı iltihabına ne iyi gelir? Teşekkür ederim hocam. Mide zarı iltihabı. Rica ederiz. Vallahi ne güzel de sormuşsunuz. Şey böyle, hani biz bazen diyoruz ya doktorlar, burada konuklarımıza diyoruz ki işte hani mümkün olduğu kadar halkın anlatacağı şekilde soru sorun. Gastrit, bildiğin mide zarı iltihabını çok güzel açıklamış. Gastrit esasında yani. Mide zarı iltihabı dediğim şey. İnanmadım. Hayır. Benim bakış ne bakışıydı biliyor musun? Şunca sene program yap, sağlık programı yap. Evet. Yani doktorların içinde ol. Mide zarı iltihabıyla gastritin aynı şey olduğunu yeni anlamış olmandan çünkü, utandım şu an. Hayır estağfurullah. Sen hep tersine alışıksın ya. Ben gastrit desem sen onu mesela mide zarı iltihabı diye düzeltirsin. Ha. Ama ilk defa sana ters köşeden attılar. Evet ya. Topu, o yüzden gol oldu. Evet. Sağ ol, gol oldu, evet. Sonra neyi gelir? Sonra dedim ki, şimdi bir, gastrit de eskiden şöyleydi aslına bakarsanız. Böyle hani bazı katı diyet listeleri falan verilirdi. Hani artık böyle bir şey yok. Mümkün olduğu kadar diyoruz ki kendi kendinizi tanıyın. Hani hangi yiyecek size iyi geliyor, yani hangisi kötü geliyor zaten siz onu anlayacaksınız. Ama tabii ki gastrit de sonuçta. Hani kızarmış yiyecekler, fazla baharat, yağlı yiyecekler, baharatlar falan biraz daha arttırır açıkçası. Bir de endoskopi olmanız her zaman önemli. Bazen gastritte biz endoskopiyle takip de yapılıyor. O yüzden de öneriyoruz. Bu anlamda hani yiyeceğinize, içeceğinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Gazlı içecekleri, şekerli içecekleri çok fazla tüketmeyin ve ilaçlarınızı düzenli kullanın. Tabii ki gereğinde de endoskopi takibini mutlaka aksatmayın diyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var hocam. Bakalım ne soracak izleyicimiz. Murat hocam merhaba. Merhaba. Benim bir sorum var size. Karaciğer kisti kansere dönüşür mü? Yani tabii karaciğerde bir sürü kist olabilir. Mesela karaciğerde basit kistler de olabilir. Bunlar mesela böbreklerde olan basit kistler gibidir. Yani sadece içi su dolu keseciklerdir. Bazen parazit kistleri olabilir. Onların içinde su yoktur ama parazitler vardır mesela. Kistidatik dediğimiz durum gibi. Bunların pek hani kansere dönüştüğü bildirilmemiştir. Dolayısıyla hani bu anlamda bir kistiniz varsa, hele basit kistlerin yok, kistidatiklerin de keza yok ama kistidatiklerin mesela şöyle bir riski var. Parazitler safra kanallarına, safra yollarına düşebilir ve safra yollarını tıkayabilir. Ona dikkat edin ama karaciğer benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Hani kistin karaciğer kanserine dönüşmesi gibi. Bir de düşünüyorum acaba kist, kendini kist olarak ortaya çıkaran kanser tipi tümör var mı? Karaciğerde
bildiğim kadarıyla yok. Evet. Hı hı. Peki sosyal medya hesabımız Doktorum Yanımda TV360'a gelen sorulara bir bakalım. Varislerim sanki kilo verince azalıyor. Bununla bir ilgisi var mı? E doğru. Kilo sonuçta karın içi, yani kilo aldığınız zaman karın içi basınç artıyor. Bu da bacak damarlarının içindeki kanın geriye doğru dönüşünde bir problem yaşatıyor. Yani bir engelle karşılaşıyor. Dolayısıyla varisleriniz artıyor. Siz ne zamanki kilo vermeye başlıyorsunuz, varislerin de hafifleme ihtimali artıyor açıkçası. Dolayısıyla kilo vermek doğru. Varis için iyi bir tedbir. Evet. Bu sorulara bayılıyorum ben. Yani hep kendime düşen payı alıyorum buralardan. Üç gündür kulağımda bir uğultu var. Nedeni ne olabilir? Dün hatırlayın Dilaver Hoca ile bunu konuşmuştuk zaten. Evet. Özellikle bizim YouTube kanalına girerek daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Yani gerçekten bir şey problemi, Meniere problemi yaşıyor olabilirsiniz. Beraberinde baş dönmesi vesaire varsa özellikle işitme kaybı olabilir ve fark etmiyor olabilirsiniz. O yüzden bir kulak burun boğaz uzmanıyla görüşün ve lütfen YouTube kanalımızda bizim oynatma listesinde, Doktorum Yanıtma oynatma listesinde Dilaver Hoca ile yaptığımız son bölümü de bir izleyin. Evet. Program biter bitmez hemen çok kısa süre sonra YouTube'da izleyebilirsiniz. Kaçırdığınızı düşünüyorsanız, son anda yakaladıysanız programı, onu da belirtelim. Akciğer kanseriyim, çok halsizliğim var. Henüz tedavim başlamadı. Acaba tümörle alakalı mı bu halsizlik? Çok geçmiş olsun, şifa diliyoruz. Evet, geçmiş olsun. İnşallah kısa bir süre içinde şifa bulursunuz tekrardan. Yani olabilir gerçekten. Bazen bu kanserin bu tür uzak etkileri de olabiliyor. Halsizlik olabiliyor. Beraberinde belki mesela kanınız düşmüş olabilir. Kan eksikliği, anemi olabilir. Sizin halsizliğinizin altında yatan neden bu da olabilir. Dolayısıyla bunu doktorunuzla bir konuşun. Hani daha tedavim de başlamadı ama ben kendimi çok halsiz hissediyorum diyebilirsiniz. En azından bir altta yatan bir neden var mı, bir ona bakmak lazım. İşte kan sayımıyla, laboratuvarla, hani belki bir kreatininiz yükselmiştir, farkında değilsinizdir. Bunlar da etkili olabilir. Eğer bunlarda bir şey yoksa bazen psikolojik de olabiliyor. Sonuçta şu anda geçirmekte olduğunuz süreç kolay bir süreç değil elbette. Kanser tedavisi tabii ki artık tedavisi var ama o süreçte insanın hani kafasında bir sürü şeyler, hesaplamalar yapıyorsunuz. Dolayısıyla belki bu anlamda hani psikolojik olarak da bir yardım ihtiyacınızı doktorunuza belirtebilirsiniz. O sizi doğru kişiye yönlendirsin. Bazen ailenizle, eşinizle, dostunuzla konuşamadığınız şeyler olabilir. Bunu hiç tanımadığınız birine anlatmak bazen daha kolaydır. O yüzden böyle bir çözüm de bence sizin için iyi bir alternatif olabilir. Evet. Bir soru daha verelim mi? 6 yaşındaki oğlumun en ufak bir darbe almasıyla bile tek taraflı burnu kanıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani orada bir damar yumağı olabilir ve hiç fark etmeden mesela çocukcağız işte burnu kaşınıyordur, ondan sonra burnuna parmağını sokuyordur vesaire. Bu tür şeylerle veya en ufak biri böyle çarptığında bile o damar yumağı çatlıyor ve kanıyor olabilir. O noktada da girip orayı koterle yakmak gerekiyor. Yani orası yakılıyor ve durduruluyor. Basit bir şekilde de bundan sonra da problem yaşamazsınız. Ciddi bir şey olduğunu düşünmesine yok, gerek. Hayır. Peki sevgili izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sorularınız için. Gelelim tıbbı yönlendiren hikayeler diye isim geldi. Doğru mu? Çünkü biz ne zaman yani sen hikayeler anlatıyorsun. Birinin başından geçen hikaye tıbba ışık tutuyor. Doğru, doğru. Şimdi maskelerin hikayesi var. Maskeler nereden çıktı? Kim ilk keşfetti ya bu maskeyi, değil mi, böyle bizi koruyan? Aynen. Bir görelim bakalım, Doktor Murat anlatsın bize. Arkasından da bugün glokomu konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Tabii ki biz artık hani maskeyi her gün kullandığımız için bize çok normal geliyor. Ama hiç düşündünüz mü mesela maskeler ilk ne zaman kullanılmaya başladı? Veya maskeler başından itibaren böyle miydi? Yoksa farklı maskeler kullanıldı mı? Onlar ne kadar koruyucuydu? Şimdi şöyle bir tarihe sayfalarına şöyle geri bir dönelim. Hani ilk ne zaman maske kullanıldı derseniz aslında
Bu noktada tarihin pek çok noktasına ışık tutan bir günlük var. O da Marco Polo'nun Asya'da yapmış olduğu gezi. Şimdi Marco Polo'nun yazılarına baktığınız zaman 14. yüzyılda Çin'e gittiğini görüyorsunuz ve o dönemde Marco Polo bazı maskelerden bahsediyor. Ama bu maskelerin kullanımı hani sağlık için değil. Zaten o zamanlarda hani 14. yüzyıla geldiğiniz zaman böyle hani daha bakteri, virüs, hani mikroorganizma, mikrop falan hiç algısı yok zaten. O dönemde şu Marco Polo şunu fark etmiş. Diyor ki biz diyor Çin imparatoruyla yemek yerken etraftaki garsonların, bize hizmet edenlerin yüzünde örtüler vardı. Yani o dönemde daha esasında Çin'de tabii yemeğe hani bulaşmasın bir şey diye, yemekler kötü kokmasın diye, yemekler bozulmasın, kirlenmesin diye aslına bakarsanız o dönemde Çin'de maske benzeri örtüler kullanılmaya başlamış ve bunu Marco Polo da esasında kullanmaya, daha doğrusu yazmaya başlamış. Şimdi 14. yüzyıla geldiğiniz zaman insanoğlu tabii veba salgınıyla tanışmaya başlıyor. İnsanoğlunun veba salgını da 600'lerde falan da var. Hani özellikle o dönemde işte hani İstanbul, Konstantinopol deniyor ya o dönemde. O dönemde mesela İstanbul'dan bütün Avrupa'ya yayılan ciddi bir veba salgınından bahsediyorsunuz ve 638'de olan bu veba salgını sırasında dünya nüfusunun 1/3'ünün veba nedeniyle kaybedildiği düşünülüyor. O kadar ciddi bir salgından bahsediyoruz. Hatta tarihçilere böyle sorduğunuz zaman dünyanın en kötü yılı hangisidir diye, en kötü zamanları hangisidir diye, işte volkan patlamasının olduğu, veba salgınının dünya nüfusunu mahvettiği 630'lu yıllar dünyanın en karanlık yılları olarak tanımlanıyor. Şimdi 14. yüzyılda veba salgını başladığı zaman bu dönemde de bir maske kullanımı söz konusu. Özellikle o dönemde insanlar kendilerini korumak istiyorlar. Fakat ta 14. yüzyılda bile daha mikrop algısı falan yok tabii. Ama eskilerden kalan bir inanç var. Mayazma deniyor ona. Yani kötü havanın bir hastalık oluşturabileceğine inanılıyor o dönemde. Şimdi böyle karşılaştırdığınız zaman biraz hani bizle benzer. Hani biz diyoruz ki işte solunum yollarıyla bulaşan virüsler var diyoruz. O dönemde de kötü havayla bulaşan hastalıklardan bahsediyorlar. Yani o dönemin kafasına göre düşünürseniz hani çok yanlış bir şey değil aslında. 17. yüzyılda bu veba böyle enteresandır. Yani insanoğlunun hayatına girer çıkar. Gizli de böyle 30 yıl 40 yıl falan sürer. Böyle bir yıl 2 yılda sürmez. Bakmayın şimdi biz böyle pandeminin 2-3 yılda biteceğini, hani 5 yılda büyük oranda tamamlanacağını falan düşünüyoruz ama hani bu veba salgınları dediğim gibi 30 yıl falan sürüyor. 17. yüzyılda Avrupa'nın hayatına tekrar bir veba salgını giriyor. O dönemde bir Fransız doktor var. Bu Fransız doktor Charles Delhomme ve Charles Delhomme bir maske geliştiriyor. Bir işte burada resmini de görüyorsunuz. Bence sakalına benzeyen bir maske oluşturmuş. Sakalda böyle sivri bir şey ya, aynı kuş gagası gibi olan maskeler oluşturmuş. Bu maskelerin de özelliği şu. O dönemde de hala mikrop algısı yok bu arada. Bunları neden böyle gaga gibi yapıyorlar? Çünkü bunların içine işte nane, kekik veya işte aroması olan bitkileri dolduruyorlar veya şifalı bitkileri dolduruyorlar. Ve hem bu şifa verdiğine inanıyorlar bu bitkilerin, aynı zamanda da kötü kokuyu da bastırdığı ve bu kötü havanın bulaşmasını önlediğini düşünüyorlar. Şimdi bu arada kötü koku demişken şunu unutmayın. Yani öyle bir salgından bahsediyoruz ki insanların evlerinde öldüğü ve ölülerini kaldıramadığı, evlerde cesetlerin çürüdüğü bir dönemden bahsediyorsunuz. O kadar yaygın salgın. Hani kimse birbirinin yardımına koşmayı bırakın. Hem korkuyorlar zaten bir yandan bulaşacak diye. Öte yandan da hani ölüsünü kaldıracak adam yok etrafta. Ancak böyle bir zaman sonra o şehrin mesela veba salgını olursa şehrin ileri gelenleri işte para veriyor. Bir o çalışanları tutuyor da böyle at arabalarında giriyorlar.
yolun üstünde duruyor. O evde biri varsa işte koku geliyorsa oradan içeri giriyor, alıyor ve toplu mezarlarda da gömüyorlar. Yani öyle bir dönemden bahsediyorsun. Dolayısıyla etrafta maalesef vefat edenlerin, çürüyen bedenlerinin kokusu var. İşte onu da bastırmak için bu dönemde Fransız doktorun geliştirmiş olduğu bu gagalı maskeleri kullanmaya başlıyorlar. Ha tabii ki artık 1900'lere geldiğimiz zaman yavaş yavaş bir şeyden de bahsetmeye başlıyoruz. İşte hani Pasteur'ün artık mikrop algısı vesaire, hani bunları artık yavaş yavaş 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyılda öğrenmeye başlayacağız. Ama 1910'da Çin'de patlak veren bir salgın var. Bu Çin'de patlak veren salgın da o kadar şiddetli seyrediyor ki, yani ölüm oranı neredeyse %100'e yakın bir ölüm oranından bahsediliyor yazılarda. Hani hastalık bulaştı mı kurtuluşu yok. Hastalık bulgusu verdiği zaman kişi diyor ki tamam, ben artık bu dünyadan göçeceğim. Şimdi o noktada Çinli bir genç hekim var. Bu Çinli genç hekimin şöyle bir şey önerisi oluyor. Acaba biz hani zaten uzun süredir kullanılan maskeleri biraz böyle geliştirerek kendimizi koruyabilir miyiz diyor. İşte bazı şeyler alıyor. İşte keten kumaşlar alıyor. İçine pamuk koyuyor. Birkaç böyle kat haline getiriyor. O dönemde Avrupa'da yaşayan bir Çinli hekim zaten bu. Ve bu hekim Avrupa'da artık yavaş yavaş insanlar, hani doktorlar özellikle ameliyatta böyle maske kullandıklarını görünce bunu ben geliştireyim de halkıma vereyim diyor. Tabii o dönemde artık yavaş yavaş hani temizlik anlayışı biraz da Avrupa'da toparlamaya başlamış. Hani artık senede bir kere banyo yapma dönemi de bitmiş. Yavaş yavaş temizliğin ne kadar önemli olduğu anlaşılmaya başlamış. Orada da doktorlar ameliyat yaparken kimseye başka bir şey bulaşmasın diye, böyle hani öksürük aksırık olmasın diye maske kullanmaya başlamışlar. İşte bu Çinli hekim de alıyor bu cerrahide kullanılan maskeyi, birkaç katman daha koyarak üstüne bugün kullanmaya alışık olduğumuz bu maskeleri geliştirmeye başlıyor. Ve gerçekten Çin'de bu maske kullanılmaya başladıktan sonra hastalık oranlarında da düşme olduğu, bulaşma oranlarında da düşme olduğu görülüyor. Zaten özellikle o dönemde bu tohumları atılmış Asya'da ve Çin'de maske kullanımı. Bundan sonra insanlar bakıyor ki hakikaten maske kullanımı birçok bu tür bulaşıcı hastalıktan kişileri koruyor. Onun üzerine Çin'de de artık hepimizin bildiği gibi en ufak bir salgın durumu olsa da ve hatta olmasa da insanlar maske kullanmaya bu yıllardan sonra alışıyor. Dolayısıyla cerrahi maske de artık günlük hayatımıza girmeye başlıyor. Tabii biz bunlara uzaktık ta ne zaman? 2019'un Mart'ında Covid'le tanışana kadar. Ne zaman ki biz de Covid'le tanıştık, artık cerrahi maskenin bizi ne kadar kurtarabileceği yönünde bilgilere sahip olduk. İşte aslında uzun insanlık tarihinin kısa maske hikayesi de bununla saklı. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzına sağlık. Sevgili izleyiciler, maskenin tarihini öğrenmiş olduk. Hemen konuğumuza geçelim. Bugün glokomu konuşacağız, dediğimiz gibi Nebahar Hoca geliyor stüdyomuza. Bakalım neler anlatacak. Göz tansiyonu olarak da bilinen glokomda erken tanının önemi nedir? Glokomu olan hastalarda ne gibi şikayetler ortaya çıkar? Glokom riskini artıran faktörler nelerdir? Glokom görme kaybına neden olabilir mi? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nevbahar Tamçelik, glokom hakkında merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Hemen konuğumuzu davet edelim. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nevbahar Tamçelik geliyor. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam. Günaydın. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun sizler. Teşekkürler. İyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Ben de öyle. Hocam nasıl gidiyor? Pandemiyle aranız nasıl bu arada? Biz bayağıdır değil mi? Korona sezonunda çok görüşemedik. Epeydir görüşmedik. Aha. Ama gene de ne zaman görüşmüştük? Eylül'de galiba. Evet, galiba. Yani doğru. Eylül oluyor. Yani 6 ay geçince aradan uzun sezon oluyor. Sezon başında. Özlüyoruz evet. Demek ki. Evet. Evet. Özlüyoruz. Valla pandemiyle aramız, yani yeter sıkıldık artık diyoruz ama yapacak bir şey yok. Evet. Aynı tedbirlerimizle çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Yani yoğun çalışıyoruz. Bir yandan tabii şey göz hastalıkları da devam ediyor. Evet. Ama ekranlarla çok yakın haşır neşir olduk bu pandemide galiba. Biraz daha böyle
Düşmedik mi çocuklarımız uzaktan eğitim? Bizim elimizden evet, telefon, biraz tablet yani düşmez oldu falan. Sanki motivasyonumuz hani aktif motivasyonumuz sanki azaldı bence. Ama yani iterek hayatımızı idame ettiriyoruz ama gönül ister ki artık bu son kış olsun. İnşallah gözler etkiler. Bu arada dün gözlerinizi de kulaklarınız için baktık. Dilara özellikle kulak konuştuk. Gözlerini yaşarttınız vallahi. Aynen çünkü dedik dün menierden konuşuyorduk hocam. Basınç artışı esasında menierin hani iç kulaktaki basınç artışının çok kez atlandığını vesaire konuştuk. Sonra dedik ki aynı glokom gibi esasında. Hani glokom da sonuçta göz basıncının arttığı bir durum ve hasar verdiği bir durum gözler aslında. Evet. Biz de sizde hep böyle bunu işliyoruz çünkü hakikaten farkındalığı arttırmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle evet, glokom konusunda pek çok kişinin atlayabildiği bir şey. Çünkü sonuçta tansiyon esasında mesela göz tansiyonu çok yükselmezse hissetmeyebilir miyiz? Tabii ki hissetmiyoruz. Hiçbir bulgu vermeyebilir yani değil mi? Genellikle hissetmiyoruz zaten. Sinsi seyrediyor diyoruz ya. Evet. Mesela sık sık basına çıkıyoruz, anlatıyoruz. Niye anlatıyoruz? Çünkü sinsi seyirli evet, bir hastalık. Ondan sonra bir anda taktik vuruyor. Yani ya o zaman fark yapacağını yapıyor. Evet, yani evet, yapacağını evet, yaptıktan sonra fark ediyoruz. Ya bütün her şey için geçerlidir. Bir yerde kip hasta olduğu zaman yani beyin basıncı arttığında doğru, da hasar veriyor. Nerede basınç artıyorsa biraz önce mide zarı dediniz, bilmem ne dediniz, karında varisler dediniz, dinledim doğru, sizi. Karındaki basınç artıyor dediniz, dolayısıyla aşağıya doğru basınç evet, yapıyor dediniz. Bütün basınçlar mutlaka bir ona yakın olan, ilgili olan bölgelere zarar hı-hı, veriyor aslında. Sinsi seyrediyor dediniz, o zaman şimdi glokom var mı bende diye sağlıklı bir birey göz kontrolünde bunu düşünmeli mi, akla getirmeli mi, özel bir ayrı bir tetkik yaptırmalı mı? Şimdi zaten artık bütün göz hekimi arkadaşlarımız bunun bilincinde genelde. Hani hı-hı, çok yoğun çalışmıyorlarsa. Zaten göz tansiyonlarına bakıyorlar kişinin. En ufak bir şüpheleri olduğu zaman göz dibine bakıyorlar. Görme sinirini gözlüyorlar. Yani sizin bunu demenize gerek yok. Hı-hı. Bize diyen hastalar daha önce başka yerlere gitmiş. Göz tansiyonu yüksek çıkmış. Onun üzerine geliyor hocam göz tansiyonum var benim diyor. Hı-hı. Aslında göz tansiyonum var benim tabiri yanlış. Herkesin normal bir göz tansiyonu evet, vardır. Göz yüksek tansiyonu olabilir, yüksek olursa peki, zarar veriyor. Risk altında olan kişiler var mı tanımlayabileceğimiz? Yani kimlerde mesela göz tansiyonu daha yüksek olabilir ve glokoma neden olabilir? Kimlerde daha yüksek olabilir? Daha çok aile faktörü önemli. Genetik yani. Genetik ailede varsa mutlaka izlenmesi gerekir. Çocukların yani bu olacağı şart değil ama riski yüksektir. Riski yüksektir. Mesela yüksek miyopsa mesela diyabetse mesela hipertandüyse tansiyonu varsa, onun dışında yüksek hipermetropsa, yani bu tür durumlarda mutlaka göz tansiyonunun izlenmesi gerekir. Aile anamnezi çok önemlidir, aile hikayesi. Evet. Aile çok önemli bir faktördür. Yani baba da var diyelim, kendi çocuklarıyla ilgili daha mı dikkatli olacak? Yani baba da anne de var, anneanne de var. Babaanne de var, dedeler de var. Onlar bile önemlidir torunlar için. Bazen bakıyorsunuz anneanne de babaanne de dedeler de var ama kendi çocuklarında çıkmıyor, torunlarda çıkıyor mesela. Atlıyor diyorsunuz. Atlayabiliyor ya da atlamıyor. Evet. O yüzden mutlak olarak önemli bir risk faktörüdür aile. Başka faktörü, risk faktörü var mı? İşte yüksek miyop olan kişilerde daha çok açık açılı glokom, hipermetrop olan kişilerde daha çok dar açılı glokom meydana geliyor. Yani görme kusuru da şey yapabilir mi? Tabii yatkınlık ki, yaratabilir tabii ki mi? Mesela hipermetropların ön kamera açısı, ön kamera açısı dardır. Dolayısıyla onlarda akut glokom dediğimiz ani böyle yüksek basınçla direkt olarak acil olarak seyreden ani ortaya çıkan bir glokom türü yapıyor. Miyoplardaki glokom tersi nedir? Açık açılıdır ve yavaş yavaş sinsi sinsi seyreder. Yani hipermetroplarda çok gürültülü bir tablo ortaya çıkabiliyor. Ama miyoplarda daha sinsi, şimdi, belirti vermeyen bir tablo. Şimdi bir de şey dediniz ya, o da önemli mesaj aslında. Yani akut glokom, yani glokom krizi diyebilir miyiz buna? Tabii ki glokom krizi. Şimdi mesela onu bir tanımlayalım. Yani mesela çok şiddetli bir glokom krizi çünkü müdahale edilmediği takdirde hızlı bir şekilde görme kaybına neden olabilir. Tabii. Değil mi? Mesela o nasıl seyreder yani kişi... Hakikaten çok şiddetli ağrısı mı olur? Hemen hastaneye gitmek zorunda olduğu bir durumdan bahsediyoruz çünkü.
Şimdi çok ani olarak ani tansiyon krizi, akut glokom tansiyon kriziyle ortaya çıkan Allah'tan %5'i geçmeyen bir glokom türü. Çünkü günler içinde körlüğe kadar götürüyor. Örneğin bir tane çarpıcı bir örnek. Yıllar öncesi, belki 10 sene belki 12 sene oldu. Yaşlı bir teyzemiz, hani 80'lerde bir yerde. Görmesi gayet güzel iken, görmesini söylemiyor ama yaşlı olduğu için. Şiddetli baş ağrım var diyor. Ve de oğlu bir nörolog. Ve hasta şiddetli başım ağrıyor, başım ağrıyor, başım ağrıyor. Gözle alakası yok. Ondan sonra hiç kimse bakmıyor gözüne. İşte migren olabilir diyor oğlu. İlaçlar veriyor falan filan oluyor. Nörolog derken olunca, bir şekilde görmesi azalınca, aa bu göz olmasın diye bana getiriyorlar hastayı. Bir gözünün görmesi ışık el hareketine düşmüş. Yaşlı olduğu için anlatamıyor. Allah'tan diğer gözü 3-4 bölü 10. Daha o gözü krize girmemiş ama tansiyonu gene yüksek. Orada peki krize giren göz gitti. Peki ağrı mesela, hani şimdi baş ağrısı olarak tanımlamış ya o teyze. Yani sonuçta mesela akut glokomda o ağrı gözlerde ve önde mi olur, yoksa hakikaten baş ağrısı gibi mi algılar? Şiddetli göz ağrısı olur, birlikte baş ağrısı olur, bazen bulantı kusma olur. Ama teyze derdini çok anlatamadığı için, hani bu taraftaki başım ağrıyor diyor mesela. Yani gözünü kaybettiği taraftaki gözü, akut glokom yani kriz geçiren gözü çok şiddetli yükseldiği için, birdenbire yükseldiği için şiddetli baş ve göz ağrısı var. Ve tek taraflı olduğu için tabi nörolog ne diyor buna? Migren. Olsa olsa migrendir diyor. Evet. Ve yaşlı olduğu için anlatamıyor derdini. Peki buradan devam edelim. Hangi şikayetler ortaya çıkar glokom olan hastalarda, yani işte göz tansiyonu? Genellikle açık açılı glokom, sinsi seyreden glokomda çok belirti yok. Evet. Dolayısıyla biz ara ara işte medya aracılığıyla, işte glokom haftası aracılığıyla falan filan aracılığıyla hastalarımızı bilgilendiriyoruz. Evet. %90'ı başta belirti vermiyor. Evet. Peki şimdi izleyicilerimiz glokomla ilgili çok merak edilen sorular göndermişlerdi bizlere. İsterseniz onları yanıtlayalım. Merak edilen sorulara şöyle bakalım. Glokom gözde ağrı yapar mı hocam? Eğer akut glokom değilse, yani ani kriz ortaya çıkan bir glokom değilse, ağrı yapmaz. Çok yüksek sınırlara çıktığı zaman ağrı yapabiliyor. Evet. Soruları ekranda da görüyoruz hocam. Buyurun. Evet. Glokom olanlar araba kullanabilir mi? Rahatlıkla, eğer çok ileri glokom değilse. İleri biraz sonra göstereceğiz, eğer zamanımız kalırsa, eğer görme alanında çok büyük kayıplar varsa, sadece merkezi görüyorsa, o zaman çok yakın mesafe kullanması lazım. Çünkü çevreyi görmüyor. Yanlardan gelen şeyleri görmeyecek, merkezi görse bile. O yüzden ileri glokomlarda, hele hele karanlıkta, gece kullanmasını hiç tavsiye etmiyorum. Evet. Hamileler peki glokom ilacı kullanabilir mi? Şimdi bizim en dertli konularımızdan biri, bu çok güzel bir soru. Mesela zamanında ameliyatını yapmışız. Çok ileri glokomlu, doğuştan glokomlu bir hasta. Pat büyüyor. Küçük çocukken ameliyatını yapıyoruz. Gözü açılıyor ama yani çok doğuştan glokomlar, biraz sonra değineceğimiz gibi, çok problemli vakalarımızdır bizim. Dolayısıyla hamile kalıyor. İlaç da kullanıyor. Geliyor, hamile kalacağım diyor öncesi. Kesmem lazım diyor. Hatta bazıları tüp bebek falan yapıyor. Bir de o süreçte kesmek zorunda kalıyoruz. Onu kesiyoruz ilk 3 ay. Ama tabii yüksekse, sadece ben sadece 2 tane hastada hamile olup da ameliyat ettiğim hastam vardır ki binlerce glokom ameliyatı yapmışım. Yani onun dışında kadın doğumuyla mutlaka yazışmamız lazım. Diyoruz ki biz bu ilaçları kullanmak zorundayız. Hangi ilacı tercih edersiniz? Hani biz göz hekimi olarak hangi ilaçların hamilelerde kullanılacağını biliyoruz ama mutlaka onay alıyoruz. Evet. Onay almak zorundasınız. Şey hekiminden, kadın doğumdan. İlk 3 ay mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyoruz embriyogenez döneminde. Sonra 3-4-5 aydan sonra zaten hormonal hormonları hormonları değiştiği için mecburen göz tansiyonu düşmeye başlıyor hormonlara bağlı olarak. Yani ilkteki hormonlar göz tansiyonunu düşürmüyor ama daha sonra progesteron dediğimiz hormonlar, söyleyelim belki kişiler biliyordur bunu.
Göz tansiyonunu sona doğru düşürür. Hmm. Dolayısıyla biraz bir nefes almamızı sağlar. Ama ona rağmen eğer ilaç kullanacaksak mutlaka kadın doğumcudan onay almak lazım. Ve böyle kullandığımız hastamız var ve doğum yapan hastalarımız gayet sağlıklı bebek doğuruyor. Yani kontrollü giderseniz gözde de problem olmuyor, çocukta da problem olmuyor. Evet. Ama bilerek yapmak lazım bu işi. Peki. Ha mesela devamı olacak olsa şey de mesela sütten de geçiyor ilaçlar. Tabii o da problem tabii, bizim tabii. için doğduktan sonra da problem çocuk. Onun için mutlaka izlemeye alıyoruz. Evet. Glokom tamamen geçer mi? Yine merak edilen, çok merak edilen sorulardan biri. Tedavisi mümkün mü yoksa glokom mu yaşayacak? Tedavisi devam eder hep. Glokom burada geçer diye denen laf son derece yanlış bir laftır. Yani glokomu biz baskı altına alıyoruz, stabil hale getiriyoruz. Onunla yani glokomla arkadaş olacak. Tamam. Hastalığıyla arkadaş olacak hasta. Evet. Peki merak edilen sorular böyleydi. Bayağı detayda aslında vermiş olduğunuz bir taraftan. Ameliyat sonrası görme kaybı ya da işte glokomla ilgili binlerce ameliyat yaptım diyorsunuz. Ameliyatlarla ilgili de endişeler var tabii. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi ameliyatla ilgili %90 başarımız çok güzel. Ama bizim elimizde olmayan şeyler vardır ki bütün kitaplar yazar. Pırıl pırıl ameliyat yaparsınız. Hele hele belli bir yaştan sonra arkadan damarlardan tansiyon düştüğü için öne doğru bütün arkadaki görme tabakasını öne doğru iten bir kanama olur. Ve hastanın görmesi diyelim ki bir sıra görüyorsa birdenbire ışığa kadar düşer. Suprachoroidal kanama dediğimiz çok tehlikeli bir kanama. Tamamen hekimle alakası yok. İstediğiniz ameliyat öncesi tedbirlerinizi alın. Ne yaparsanız hep önüne geçemeyebilirsiniz. Yapın, yani. Önüne geçemiyorsunuz. Ha mesela bazısı %10-20'si kendi kendine tekrar toparlıyor göz görme ortaya çıkıyor. Ama bazısında kesinlikle tekrar başka bir ameliyat gerekiyor. Vitreoretina cerrahlara gönderiyoruz, oradaki kanı boşaltıyor. Beslenmenin peki glokomla ilişkisi var mı hocam? Son olarak bunu da soralım merak edilen sorular içinden. Beslenmenin neyle ilgisi? Mesela beslenme derken eğer içine kötü alışkanlıklar giriyor beslenmeyle birlikte, sigara çok kötü bir şey. Ama mesela yani tuzlu beslenme için. Tansiyonu yükseltir ya, gözde de etkisi yani var mı? Yani çok böyle gözde göz tansiyonu direkt olarak yükseltmez. Ama hipertansiyon yapacağı için hipertansiyonla bağlantılı olarak gözden indirekt yoldan bağlantılı olabilir. Şey midir hocam ya mesela sistemik tansiyon yani normal kan basıncımız yükseldiği zaman göz basıncı da yükselir mi? Hayır. O ilgisiz çünkü değil mi? Yani buradaki hadise ilgisiz. Farklı çünkü. Çünkü şey mesela hatta göz tansiyonu, vücut tansiyonu yüksek olduğu zaman biz dahiliye doktorlarına deriz ki ani olarak vücut tansiyonunu aşağı indirmeyin. Çünkü görme sinirinin damarsal beslenmesi bozulur. Tabii, kan doğru. beslenimi bozulur. Dolayısıyla yavaş yavaş inecek deriz. Zaten aslında glokomdaki hadise göz içindeki basıncın yükselmesiyle oradaki sinirin bası altında kalması ve hasar görmesi değil mi? Yani oradaki damarların da hasar görmesi. Damar. Beslenemediği için doku ölüyor orada. Oradaki sinir uçları ölüyor. Sinirlerin bağlantılı olduğu da görme hücreleri ölüyor. Peki mesela sonuçta sinir dokudan bahsediyoruz ya kaybolan. Sinir hücreleri de kendini yenileyemiyor maalesef. Mesela glokomda kaybedilen görme yeteneği geri döndürülebilir mi? Hayır. O şansı yok yani. Tartışmasız. Evet. Görme hücreleri kaybedilmişse geriye dönmesi söz konusu değil. O yüzden erken tanı. Ha yeni antioksidan ilaçlarımız çıktı onlara ek verdiğimiz zaman. Ve göz içi basıncı çok yüksekse ameliyat ediyoruz. Normalin altına düşürüyorsak. Bazı kişilerde bu klasik kitaplarda çok yazmaz. Ama bizim pratiğimiz çok fazla olduğu için. Bazı kişilerde sersemlemiş hücrelerde tekrar geriye dönme söz konusu oluyor. Ama kesin ölmüş hücrelerin canlanması diye bir şey söz konusu kesin değil. Evet. Gözün aldığı hasarlara da biraz değinelim o zaman hocam. Yani ne oluyor? Göz işte glokomdan önce nasıldı? Sonra neler değişiyor gözde? Şöyle bize bir... Bunu görme alanı üzerinden gösterelim mi acaba? Evet, en güzeli öyle olur. En güzeli öyle olacak herhalde. Çünkü tamam. Yani şimdi... Rejimimiz hazırlanıyor. Hazırlanıyorsa, evet, şimdi mesela bir glokomu siz kapıdan giren hastanıza baktığınızda
anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani görsel olarak da size o şimdi şeyi eğer ileri glokomsa zaten kapıdan girdiği zaman sizi görse bile... Bu arada isterseniz yavaş yavaş geçebiliriz, orada anlatabiliriz. Sizi görse bile karşıdan... Şöyle geçelim. Evet. Ha, ilerlemiş glokomda bizi görse bile karşıdan... Çevre çarparak gider. Ha, çevreyi yani çarpar. Evet, çünkü yanları görmüyor, tek vardır. Odak görüyor çünkü. Şimdi evet. Bu bir normal görme alanı. Hı-hı. Görme alanı dediğimiz şey mutlaka glokomun takibinde. Kişi görme alanları ile veya diğer testlerle birlikte takip edilmeli. Evet. Çünkü hangi göz tansiyonunun hangi göze ne kadar zarar verdiğini önceden hekimin kestirmesi mümkün değil. Evet. Ama bilinen bir gerçek var ki glokom hastalarında tansiyon ne kadar aşağıda tutulursa tahribat o kadar az olur. Şu an mesela normal bir görme alanı. Şu bir normal görme alanı. Yani gözün 30 derece arkasının görme hücrelerinin hassasiyetin normal olduğu bir görme evet. alanı. Hı hı. Ya görme alanı arkadaki görme hücrelerinin bir yerde tomografik matematiksel ölçümüdür. Sonraki. Evet, bir sonrakine sonraki geçersek lütfen. Şimdi orada göreceğiz. Burada bir yavaş yavaş görme hücrelerinde kayıplar meydana gelmeye başlamış. Şuralar normal. Şu safhada daha hasta hiçbir şey fark etmiyor. Hiçbir şu şey anda görüntü gayet, olarak da bir şey fark etmez mi? Normal. Yani hayır. Dikkatli bir bakışta da fark hiçbir etmez. Hiçbir şey fark etmez. Glokom tek taraflı olabilir mi bu arada? Olabilir. Tek gözde. O genellikle bilateraldir. İki gözdedir ama tek taraflı işte başka hani isimlerini söylemeyeyim çünkü zaten hastalar anlamayacak. Evet, evet. Hadi özel glokomlarda genellikle iki taraflı. Şimdi burada daha ilerlemiş bir glokom artık. Üstteki bütün görme hücrelerini kaybetmiş. Ha burada kişi şu üst bölgeye der ki ya ben sanki bu orayı bir karanlık görüyorum. Özellikle karanlığa birdenbire girdiğim zaman sanki benim üst kısmım az görüyor gibi diye ifade etmeye başlar artık burada. Yani şöyle bize. Baktığım zaman mesela alt tarafı daha net görüyorum, üst tarafı göremiyorum gibi ya, mi hissederim? Daha az görüyorum diyor. Sonraki. Daha ilerledi glokomumuz, tedavisini yapmadık. Artık şöyle bir küçük bir görme alanı kalıyor. Buradaki görme hücrelerini kaybediyor. Aynı şikayeti üstte ve altta yapıyor ve diyor ki karanlığa girdiğimde yanımda biri varsa ben girdiğimde karanlığa ben duruyorum diyor, hiçbir şey görmüyorum diyor. Aradan bir 5 dakika geçmesi lazım ya da 3 dakika geçmesi lazım ki ben yürüyebileyim, görmem. O zaman özellikle böyle karanlık alana girdiği zaman ilk fark evet, etmesi? Evet, karanlık kişinin... adaptasyon bozuluyor çünkü. Ha. Çünkü kişinin bir gözün bir özelliği vardır. Göz karanlığa girdiği anda karanlığa adapte olur. Hemen adapte olur. Çünkü, gecenin köründe kalktın tuvalete gideceksin. Evet ama glokomlu hasta. Glokomlu yapamaz. Oturur yatağında biraz bekler ondan sonra gider. Hmm. Evet. Evet sonraki... Daha da ilerlemiş, bu da ilerlemiş bir glokom. Artık evet. Şu noktada bir şey artık göremiyor. Artık burada bir şey göremiyor. Veyahut da çok büyüttüğünüz zaman şu bölgeyi belki merkezden küçük bir görmesi olabiliyor. Sonra da bu merkezi de kaybediyor. Hocam peki şöyle bir şey de var. Şimdi mesela bazı kişiler mesela tansiyonu yükseliyor, göz tansiyonu ama mesela görme alanında bir kayıp olmuyor. Bazısında çok kolay oluyor. Neden oluyor bu farklılıklar? Şimdi biraz önce söylediğim gibi eğer görme sinirinin beslenmesi iyi değilse... Ha. O zaman mesela diyabeti olan, yüksek tansiyonu olan, evet. Zaten dolaşım problemi olan kişiler daha kolay daha görme kolay. Kaybı olabilir. Daha kolay. Eğer hiç kaybetmiyorsa hatta ilaç başlamıyoruz o gözün glokomu değil. O gözün hipertansiyonu yani gözün tansiyonu yüksek ama görme hücrelerine hasar vermiyor. Dolayısıyla o glokom değil. Kesin bu diyoruz ki bu. Şeydir, oküler hipertansiyonudur ama izlenmesi gerekir. Hocam onun da glokoma dönüşmesi gördüğümüz yüksek. Kadarıyla glokomun aşamaları var. Ama mesela glokom başlangıç evresi vardı ya orada öylece kalır mı mesela ilerlemez. Gelelim isterseniz böyle. Herhangi bir şey gösterecektik esas burada glokom nasıl oluşuyor. Onun sonraki programlarımızda bir tane doğuştan glokomun görüntüsü var onu gösteririz. Evimizin de salonu pek büyük hocam işte. Evet maşallah yani. Bitmiyor. Bir de değiştirmişsiniz buraları evet. Evet. Güzel olmuş. Şimdi sorumu baştan alayım. Başlangıç bu arada ben de bir şey alerji yaptı. Onun için burnumu evet, siliyorum. Evet hocam makyaj herhalde. Bazen değil mi evet, sizin biraz alışkın, gözleriniz hassas. Bir alışkın olmadığımız için makyajı. Sormayın bak. Her gün mücadele ediyorum siz ben de. Allah yardım etsin size çok zor. Evet. Başlangıç seviyesinde glokomu yakaladınız. Geldi kişi muayene oldu. Ve ilerlememesi mümkün mü? Yani orada kalması, siz de kontrol altında tutuyorsunuz, ilaç verdiniz. Yoksa illa bu son evreye gider mi? Kontrol aman arada şey o zaman olursa. Çok,
O zaman hiç bu kadar uğraşmamıza gerek yok. Evet. Yani. Onun için başladığı anda eğer orada durdurabiliyorsanız o zaman tedavide başarılı demeksiniz. Peki siz değil de kişi hiç bunu fark etmedi, orta evrede devam kesin ediyor. Kesin sonuna doğru İlla geliyor. İlla ki ilerler yani. İlerliyor. Mesela bazen geliyor bu safhada geliyor, kötü safhada. Diğer gözü daha başlangıç safhada. Allah'tan ikisi aynı anda böyle çok paralel gitmiyor. Biri daha önde gidiyor. Dolayısıyla bazen hasta hiç doktora gitmiyorsa görme bir gözde bayağı ileri kötü oluyor o zaman geliyor bize ki bakıyorsunuz ki bir gözünü %90 glokomdan kaybetmiş. İşte diğeri %30 daha başlamış. Peki şey oluyor mu mesela öteki taraf kompanse ediyor mu? Mesela diyelim ki bir gözde görme kaybı oldu. Öteki taraf kompanse ettiği için mesela hasta bunu fark etmeyebilir mi? Etmiyor işte. Yani. Şimdi etse zaten bir yani şöyle en azından bir arada demek ki bir tek tek bir kontrol etmek lazım. Kendimizi muayene edebiliyor muyuz hocam? Şimdi mesela görme alanı dediğimiz şey muayene ederken bir gözünü kapatıyoruz hastanın. Bir ortada sarı nokta vardır. Eline de hastanın bir buton veriyoruz. O sarı noktaya bakarken alet yukarıdan, yanlardan, aşağıdan devamlı ışık verir. O aramadan, bakmadan ışıkları hissettiği anda basıyor. Basıyor ve bir harita ortaya çıkıyor. Görme alanı dediğimiz şey bu. Sizin sorduğunuz soruya gelince hasta kendini karşıya bir noktaya bakacak ve elini şöyle bu taraftan konfrontasyon testi deriz buna. Dur yapalım. Getirecek. Nerede görüyorum? Nerede görüyorum? Nerede görüyorum? Nerede görüyorum? Ben arada bunu yaparsa hocam mesela, bugün mesela şurada görüyorum. Gözünü bir muayene eder misin? 5 ay sonra buraya geldi. O zaman demektir ki görme alanım daralıyor. Görüyor musun oradayken şeyini, elini? Şu an görüyorum. O zaman çok iyi. Siz? Ben şurada görmüyorum da şurada görüyorum tabii ki. Fena değil. Temporal. Güzel. Yani bu eskiden yapılan testti ama şimdi tabii o kadar çok her yerde görme alanı var ki buna gerek kalmıyor. Zaten hasta bilinçli oluyor. Hocam panik oldum ya. Bir dakika ben şuradayken göremiyorum. Görmem lazım. Ama hocam bir şey demeyin böyle. Ondan sonra her programda bir şey buluyor kendine. O zaman bana gelin en iyisi görme alanınızı yapalım da rahatlayalım. Siz de rahatlayın, ben de rahatlayayım. Evet, Murat da rahatlasın. Evet. Çünkü ben hiç mesela yani en son göz hekimine belki de bilmiyorum şikayetim olmadı. Ne oldu? Ehliyet alırken 18 yaşında gitmişim. Ama yani gelmen lazım. Yani değil mi? Arada muayene olmak lazım ya. Şart. Ha, bak işte yani var bir sürü izleyicimiz var ben biliyorum şimdi ben hiç canım. Şikayetim olmadı gitmedim göz doktoruna diyen var artık bir arada 40 bakımına bir gireyim ben göz değil mi böyle karaciğer kulak. Ha, bir de böyle programlar yaptıkça tabii bilinçlendikçe hastalıklar hakkında daha iyi. Sizin bu asistanlık döneminiz gibiydim ben bir ara. Hani böyle bu bende olabilir mi falan. Çünkü tabii. Siz ilk mesela tıp okumaya başladığınızda oldu mu olur derler. Öğrencilik döneminizde oluyor. Öğrendikçe dersin. Kalbinizde kalp öğreniyorsunuz, dinliyorsunuz kalbi. Kalbinizde bir şey varmış. Hocam sanki. Burada kalp anlatılırken ben spazm geçirdiğimi düşündüğüm oldu. Kalp atışını anlatıyor konuğumuz. Bende böyle bir çarpıntı başlıyor. Gerçekten zor. Her şeyi bilmek de zor. Duymak tabii. Da zor. Tabii. Peki süremiz çok azalıyor. Glokomla ilgili buradan izleyicilerimize bir mesaj vermenizi istesek yani mesela ben gideyim ve baktırayım diye mesajı çıkardım kendime. Hangi yaşlarda biraz daha dikkatli olmak lazım? Örneğin çocuklar bir kere bir mı? Ailede varsa mutlaka. Çocuk yaştan itibaren kişilerin izlenmesi düzenli, gerek. Çocukların evet. izlenmesi lazım düzenli. Anne babada zaten varsa %100. Dedede de şeylerde babaannelerde de varsa anneannelerde onlarda da mutlaka aile küçük yaştan başlar muayeneler. Ondan sonra takip edersiniz birkaç sene baktınız ki her şey güzel. Göz dibi de güzel, görme siniri güzel. O zaman dersiniz ki 2 senede bir gelsin bana. Bu süreç yaş arttıkça daha kısalır. Evet. 40 yaşın üstünde daha sıklaşır. Çünkü 40 yaş zaten risktir göz tansiyonu yükselmesi için. Artık yavaş yavaş. Yaş arttıkça risk de artar. Evet. Dolayısıyla yaş arttıkça glokomun sıklığı da artar. Ben yaklaşık olarak 2008 ile 2011 arasında 3 sene 4 sene kadar bütün Türkiye genelinde 6000 küsur hasta
prevalans çalışması yaptım tarafta. Bütün aletleri koyduk ve bütün hocam, Türkiye geneli çok iyiydi. Hocam zaten sizin sayenizde farkındalık noktasına ulaşabildik çok şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok, çok değerli bilgilerdi. Çok sağ olun. Aynı şekilde çok sizi burada ağırlamak bizim üzere. İçin bir onurdur. Valla sizlerle program o kadar çabuk bitiyor ki anlamıyorum doğru daha hocam. Çok konuşacağımız şey vardı. İnşallah bir sonraki sefer açığımızı kaparız. Glokom haftasında Mart'ta evet, çünkü. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir hafta. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler, iyi bir hafta sonu geçirin. Biz bugün de bitirdik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Pazartesi görüşünceye kadar hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, aşılanın.